Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi sizlere çamaşır makinesinde temiz yıkamıyor şikayeti ile ilgili değerli bilgiler vereceğim. Eğer bir makinenizde temiz yıkamıyor şikayeti varsa, tabii bunun 5-6-7 tane bir sebebi var. Böyle sebep dahilinde gideceğiz. Birinci bakmanız gereken suyun sıcaklığı. Yani çamaşır makinesine attınız çamaşırlarınızı, koydunuz. Yarım saat 45 dakika içerisinde ilk önce camı bir elliyorsunuz. Yani suyun ısıtıp ısıtmadığına bir bakıyorsunuz. Bu çok önemli yıkamada. Eğer makinanın soğuk suyla yıkarsa ne yaparsanız yapın temiz yıkatamazsınız. Onun için temiz yıkaması için ilk önce sıcak su şart. Yani camla bakıyorsunuz. İlk yarım saat 45 dakikada dediğim gibi eğer bu süreye geçerse sonradan durulama suyundaki suyu da alacağı için su ılışır, sizi aldatabilir. İlk yarım saat 45 dakika içerisinde camınıza bakıyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi ise tambur hareketi. Yani yine camdan bakarak, yani çamaşır makineniz sağa ve sola düzenli olarak dönecek. Şu tambur dediğimiz kanatçıklarımız çamaşırınızı bir nevi vurarak, döverek yıkayacak. Eğer ona da bakıyorsunuz, yani ikinci sebep bu. Yani tambur hareketi yıkama esnasında sağa ve sola düzenli olarak dönecek. Buna da baktınız. Üçüncü bakmanız gereken yer konumumuz, yani deterjan konumumuz. Yani temiz yıkamıyor kardeşlerimizle ilk yapmamız gereken mutlaka ön yıkamayı öneriyoruz. Yani ön yıkamanın ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Burası ana yıkama gözümüz. İşte buraya yumuşatıcı koyuyorsunuz. Buraya ön yıkama gözümüz burası. Bildiğiniz gibi işte bir çay bardağı, işte yarım çay bardağı buraya koyuyorsun. Ama burada önemli olan şu nokta şu. Ön yıkama bazı sahada görüyoruz bunu. Mesela ön yıkama yapılsın diye ön yıkama deterjanı konuyor. Özellikle yeni makinalarımızda, yeni versiyon makinalarımızda. Ancak ön yıkama tuşuna basılmayı unutuluyor. Bakın burada ön yıkama tuşumuz var. Bu makina için konuşuyorum. Burada üçüncü tuş ama her makinede bu ön yıkama tuşu olur. Mutlaka ön yıkama tuşuna basılacak. Eğer ön yıkama tuşuna basılmaz ise makine ön yıkama yapmaz. Yani bu da temiz yıkamıyor şikayetlerinde en önemli faktörümüz. Bunu da yaptıktan sonra dördüncü sebebimiz ise kaliteli deterjan kullanacağız. Yani sahada daha kaliteli, işte tarihlerine bakın, her deterjanların üzerinde tarihler vardır. Bu tarihler 6 ay maksimum 1 seneyi geçmemeli. Beşinci bakacağımız faktörümüz ise programlar. Yani bizim için en ideal programımız, artık her çamaşır makineli üreticileri bu, yani bu programı kullanıyorlar. İşte pamuklu, sentetik, yünlü, perde. Mutlaka doğru program kullanılması lazım. Mesela örneğin bu çamaşır makinesi 9 kiloluk bir çamaşır makinesi ama her programda 9 kilo atamazsınız. Yani sadece pamuklularda 9 kilo atıyorsunuz. İşte perdelerde, yünlülerde çamaşırı biraz da az koyuyoruz. Ha, o da soruluyor. Yani biz bir çamaşır makinesinde nasıl kiloyu ayarlayacağız? Hani elimizde terazi yok. Yani çamaşırı koyduktan sonra şöyle yukarıdan 3-4 parmak boşluk kalacak, dik şeklinde 3-4 parmak boşluk kalacak. Ama çamaşırlarda, işte perdelerde, yünlülerde vesaire bu gibiler çamaşırlarda çamaşırınızı az atacaksınız. Yani şurada şunu söylemek istiyorum. Doğru program, kilosunda doğru atıyorsunuz. O şekilde yıkama yapıyoruz. Eğer siz çok doldurursanız bu da temiz yıkamıyor şikayetlerinde en önemli olan faktörler. Bir en son sebep de madem çamaşır deterjanımızı koyduk. Piyasada, marketlerde oksijen bazlı leke çıkartıcı ürünler var. Yani deterjana ek takviye olarak da bunlar da kullanılabilir. Ancak bildiğiniz gibi işte kına lekesi, işte kan lekesi, bazı lekeler çıkmayabilir. Orada ne yaparsınız? İşte bulaşık makinesinin deterjanıyla işte o lekeyi siz daha bilirsiniz hanımlar. Onu biraz da böyle dışarıdan döverek de o şekilde de koyabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı ve sağlıklı günler dilerim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Selamlar.